Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Bir haftadır falan hiçbir şey paylaşamadım arkadaşlar. Belki farkındasınızdır. Böyle günlerin kısalığından mıdır, günlerin yoğunluğundan mıdır bilemiyorum. Ama bir haftadır böyle yaptığım çok şey var ama bir türlü kaydedip sizinle paylaşmak nasip olmadı. Ama dedim bu pastayı sizlerle paylaşacağım. Sonra kalktım, işlerimi hallettikten sonra hemen mutfağa girdim bugün. Şimdi arkadaşlar biz amonyaklı pasta yapacağız bugün. Bu pasta çoğunuz için anne pastasıdır. Böyle çocukluğunuzun pastasıdır. Benim için de çocukluğumun pastası ama anne pastası değil. Bu pastayı benim rahmetli teyzem yapardı. Nurlar içinde yatsın. Böyle annemler benim 8 kardeşler ve hepimiz ayrı şehirlerdeydik. Bayramlarda veya yaz tatillerinde bir araya gelebiliyorduk. O zaman da teyzem bize bu pastadan yapardı. Benim de birkaç gün önce aklıma düştü. Ben kendim de denemek istedim. Evde amonyak yoktu. Onu da temin ettim. Attarlarda bulabiliyorsunuz bu arada. Pasta malzemeleri satan yerlerde de olabiliyor. Bu pasta için olanı dediğiniz zaman size veriyorlar zaten. İşte bütün her şeyimi temin ettikten sonra bugün de sizlerle birlikte pastamı yapacağım inşallah. Şimdi çok vakit kaybetmeden hemen malzemelerini saymak istiyorum. Burada görüyorsunuz 4 su bardağı un var ama unumu kontrollü bir şekilde katacağım. Ne kadar katacağımı bilmiyorum. Bir kahve fincanı eritilmiş tereyağı var. 2,5 yemek kaşığı falan erittiğiniz zaman yetiyor. Bir kahve fincanı çıkıyor. Bir kahve fincanı da sütüm var. Bir kahve fincanı toz şekerim var. 2 yumurtam ve bir tatlı kaşığımda böyle amonyağım var. Şimdi ben ne yapacağım? Bunların hepsini güzelce yoğuracağım ve böyle kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edeceğim. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Ben hamurumu yoğurdum. Böyle silindir şekline getirdim. Şimdi bu hamurumu 10 parçaya böleceğim arkadaşlar. Böyle dediğim gibi kurabiye hamuru gibi oldu. Evet, şu an hamurum tam 10 parça. Bunlardan bezeler elde edeceğim. Daha sonra da açacağım. Açtıktan sonra her bir açtığım hamurumu 170 derece ısınmış fırında 4-5 dakika pişireceğim. Ondan sonra çıkartacağım. Onlar soğurken de pastamızın kremasını hazırlayacağız. Şimdi ben fırınımı çalıştırdım. Sizlerle birlikte bir tane açacağım. Şöyle hamuru alıyorum. Merdane yardımıyla açabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. Sonra bunları dediğim gibi tek tek pişireceğiz. Altında hamur matı olduğu için hamurum yapışmıyor. Ama çok da çabuk açılmıyor. Şuraları biraz kalın kaldı. Evet arkadaşlar, kapı çaldı. O yüzden ben size ilk açtığımı gösteremedim. Ama şunu söyleyeyim, bezelerim biraz küçük olduğunu fark ettim. O yüzden hamurumu 9'a düşürdüm. Böyle elimde kalan bir parça var ve o köşede bir parça var. Bunları diğer hamurlarıma ekleyeceğim. Şimdi ilk olanı fırına attım ama ikinciyi hemen size bir göstereyim. Ondan sonra da diğerlerini hızlı bir şekilde
nasıl yapıldığını size göstereceğim. Hamurda sert bir hamur. Biraz açılırken beni zorladı açıkçası. Hemen şöyle göstereyim size. Böyle iyice bastırarak açabilirsiniz. Kenarların yamuk olması hiç önemli değil. Çünkü ben pasta tabağı koydum. Hatta pasta tabağı değil, pardon, servis tabağı koydum. Ve kenarlarını keserek düzelttim arkadaşlar. Bu şekilde bütün hamurlarım aynı ölçüde olacak ve güzel bir görüntüsü olacak. Büyüklü küçüklü olmayacak. Eğer böyle diğer hamurunuz pişmeden daha çabuk açar da hamurunuzun pişmesine hani biraz vakit olursa, o zaman üzerine temiz bir bezle örtün. Çünkü o açılan hamur kuruma yapabilir. Ama örterseniz kurumaz inşallah. Bakın iyice basarak böyle açıyorum. Bayağı sonradan hamur eklediğim için kenarları bunun bayağı bir yamuk oldu ama dediğim gibi problem değil. Zaten sonuçta düzelecek. Hepsi aynı boyda olacaklar. Bir ölçeyim şimdi. Görüyorsunuz. Şu kenarına azıcık bir şey daha. Orası biraz şey oldu. Şöyle kenarlarını düzelteceğim. Şöyle şuralara birer kez daha basayım. Bu pastanın tadı böyle bisküvili pastaya benziyor. Ben ona benzetiyorum. Tadı da görünüşü de güzel oluyor. Bir türlü ayarlayamadım. Az önce çok kolay olmuştu. Ama şimdi bir türlü ayarlayamıyorum. Bayağı da incelttim. Evet, artık tamamdır. Şimdi hemen şöyle kesiyorum. Evet. İkinci hamurum da hazır. Bunun için de bir tabak alayım. Evet arkadaşlar. İkinci hamurum da hazır. Bunu da diğer hamurum çıktıktan sonra hemen yağlı kağıt serdiğim tepsime alacağım. 3-4 dakika fırınımda pişireceğim. Evet arkadaşlar, hamurlarım hazır. Hamurlarımı pişirdim. Ama niyedir bilmiyorum. Bu etrafını kestiğim, düzgün bıraktığım halde böyle yamuk yamuk olmuş. Şekli biraz bozuk olacak. Umarım tadı istediğim gibi olur. Şimdi ben hemen pastamın kremasını hazırlamak istiyorum. Bu zaten çok bilindik bir krema. Böyle sütümün içine bir su bardağı un. Bir taraftan da karıştırayım. Bir su bardağı toz şeker. Ve de içinde benim tatlı kaşığım vardı. Böyle dolu dolu. Ben kakaoyu çok severim. Dolu dolu 4 tatlı kaşığı da kakao ekledim. Bunu şimdi güzelce karıştırıyorum, pişireceğim. Sonra da bu elde ettiğim hamurların arasına tek tek süreceğim. Hepsini üst üste koyacağım ve pastama ulaşacağım inşallah. Umarım dediğim gibi tadında bir problem olmaz. Yalnız ben şunu fark ettim. Arkadaşlar, nihayet fırınımda sustu. Niyeyse böyle kapattıktan sonra bir süre kendisini soğutuyor, sesler çıkartıyor. Yani diğer fırınım böyle değildi. Benim bu fırınım bu özelliğini hiç sevmiyorum gerçekten. Ne diyordum? Ha, ben şunu fark ettim.
Ben biliyorsunuz bezelerimi 10 tane tutmuştum. Daha sonra onu 9'a düşürdüm. Bence bu miktardan en fazla 7 tane beze elde edersek daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü biraz ince olduklarını düşünüyorum ve zor açıldılar. Ama 7 beze olsaydı daha kolay açılırlardı ve daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Neyse artık bu ilk denemem. Bakalım pastamı yapacağım. Tadına da bakarım. Bunu da size gösteririm inşallah. Şimdi hemen kremamı pişirip geliyorum. Evet arkadaşlar, kremamı pişirdim. Piştikten sonra da böyle biraz göz göz olur ya, o zaman da bir paket vanilyayla bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Bir hafif de soğumasını bekledim. Soğudu kremam. Koyulaştı. Şöyle hemen bir karıştıracağım. Sonra da pastamın katlarına süreceğim. Bakın dumanı hala çıkıyor. Çok da soğutmak istemedim çünkü bu yumuşaklığıyla bu yaptığım keklerin diyeyim yumuşamasını sağlamasını istiyorum inşallah. Hemen şunu bir alayım. Evet. Vallahi çok heyecanlıyım. İlk defa yaptığım bir şey olduğu için şöyle aldım. Kremamı koyuyorum. Bolca koyacağım inşallah. Ve kaşık yardımıyla bu şekilde yayıyorum. Kenarlarını da biraz kestim, düzeltmeye çalıştım. İyi oldular. Bir de krema falan gelecek ya. Üzerini de kaplayacağım. O kenar görüntüsü güzelleşir inşallah. Girintili çıkıntılı olmaz. Şimdi ikinci katımı koyuyorum. Şöyle koyacağım onu da. Ve kremamdan sürüyorum. Şimdi ben bu işlemi bütün katlarıma uygulayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Size şöyle yakından bir göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Görüntüsü de güzel bence. Üzerine Hindistan ceviziyle süsledim. Şimdi pastamı buzdolabına kaldıracağım. Birkaç saat dinlendireceğim. Ondan sonra da birlikte dilimleriz inşallah. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben komşum Nesrin'e geldim. Yarın oğlumun okulu için yerli malı haftası varmış. Onun için sarma istediler benden. Komşularımla birlikte böyle şöyle göstereyim size hemen. Bir tencere dolusu sarma sardık. Şimdi de kahve içecektik. Dedim ben hemen yaptığım pastaya getireyim. Hem burada keselim hem de dedim birlikte yiyelim. Vallahi söyledim size, bu pastayı ilk defa yapıyorum. İlk defa denedim. Şöyle görünüşte güzel oldu. Şimdi dilimleyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Hemen size bir dilim göstermek için şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bir de şuradan böleceğim. Valla gayet kolay kesildi. Umarım o görünüşü de güzel olmuştur ki gayet güzel olmuş. Valla şimdi tadına bakacağız. İnşallah tadı da güzeldir. Durun size şöyle yakından bir daha göstereyim. Gerçekten teyzemin yaptığına benziyor. Emineciğim de şu çekirdek yemeği bir bırakırsa gerçekten daha güzel olacak. Neyse birazdan görüşürüz. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumamız mübarek olsun inşallah. Şimdi beni dün akşam gördüğünüz komşularımla birlikteydim. Sarma falan sarmıştık. İşte yaptığım pastayı oraya indirdim. Birlikte yedik. Gerçekten herkes çok beğendi. Ve gerçekten de çok güzel olmuştu. Merak edenler için veya daha önceden hani
küçükken falan yiyip tarifi olmayanlar için tavsiye ederim. Kesinlikle deneyebileceğiniz bir tarif. Şimdi ben ne yapacağım? Oğlumun yerli malı haftası için bu sardığım sarmaları bu saklama kabıma alacağım. Bunları oğlumla birlikte okuluna göndereceğim. Bu videoyu hem veda etmek için çektim hem de böyle sarmamın pişmiş halini bir göstereyim dedim. Gerçekten çok güzel oldu. Çocuklara şimdiden afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar, beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen paylaşımlarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bu videomu kapatacağım. Ondan sonra yeni bir video başlatacağım. Uzun zamandır beklediğim bir şey vardı. Uygun AVM artık Konya'ya da açılıyor. Bugün onun 2'de açılışı var. Şimdi ben oğlumu okula gönderdikten sonra hızlıca hazırlanacağım ve komşularımla birlikte çarşıya gidip açılışa katılacağız. Ve inşallah aradığımız her şeyi bulup alırız diye düşünüyorum. O yüzden bu videomu kapatıyorum. Uygun AVM videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.